Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben iyiyim. İnşallah sizler de çok iyisinizdir. Tarhana yapmanın artık son haftalarındayız. Eğer tarhana yapmadıysanız bu haftalarda tarhana hamurunuzu yapmanızı tavsiye ederim. Kış için inanılmaz şifalı, aynı zamanda kurtarıcı, içimizi ısıtan bir içecek. Bu sefer farklı bir tarhana yaptım. İçinde un yok. Duymuşsunuzdur, çölyak hastaları vardır. Aynı zamanda glutene intoleransı olan ya da gluten alerjisi olan insanlar vardır. Bu insanlar un, yani çavdar, buğday ve arpa yiyemezler. Bunun içerisinde gluten vardır. Gluten bu insanlara dokunur. Eğer sizde de bir gluten alerjisi varsa bu tarifi yapmanızı tavsiye ederim. Genelde pek çok kişi tarhana içemez. Bu rahatsızlığa sahip olanlar. Ama artık benim tarifimle gerçekten lezzetli bir tarhana yiyeceksiniz. Burada pek çok takipçimin bana vermiş olduğu önerileri birleştirerek bazı tarifler yapıyorum. Mesela burada susuz, yani kullanmış olduğunuz sebzelerin suyunu uçurarak bir tarif vereceğim. Çünkü biliyorsunuz domates olsun, soğan olsun, kırmızı biber olsun oldukça sulu sebzeler. Bunları haşladığınızda bol miktarda suyu çıkar. Ama ben farklı pişirme yöntemleri kullandığım için suları bayağı azaldı. Yağ kullanmadan tavada güzelce onu pişirdiğinizde, ayrı ayrı pişirdiğinizde suları uçuyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hatta bazı takipçilerimin başka tarifleri de var. Onlara da inşallah gelecek sene uygulayacağım. Tüm malzemeleri gelecek sene çiğden kullanacağım. Hiçbirini pişirmeden güneşte pişireceğim. Bu tariflerimi de inşallah gelecek sene izlersiniz. Burada bütün malzemeleri açıklamalar kısmında ben ayrıntılarını yazacağım. Ölçüler birebir olmayabilir ama kullandığımız teknik aynı. Önemli olan burada gerekli kıvama kavuşmak. Bu yöntemi de yine bir takipçimin önerisi üzerine yaptım. Domatesi ortadan ikiye böl, çekirdeklerini bıçak yardımıyla çıkar. Su miktarı normalden daha az olacaktır dedi. Buradan çok teşekkür ediyorum kendilerine. YouTube kanalı açtığımda bu aşamalara kadar geleceğimi hiç düşünmemiştim ama gayet güzel takip ediliyor, gayet güzel yorumlar alıyorum. Eleştiriler de alıyorum. Eleştirileri de gerçekten güzel karşıladığımı düşünüyorum. Yorumları okursanız orada da zaten göreceksiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videolarımı da beğeniyorsanız, küçücük de olsa nokta olur, böcek olur, çiçek olur ya da içinizden ne geliyorsa bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Neden? Bu şekilde kanalımı desteklemiş olursunuz. Siz yorum yazarsanız, beğeni yaparsanız milyonlarca videolar arasında bizim videomuz da ön plana çıkacaktır. Şimdiden destekleriniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Tabii ki videolarımı da paylaşabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Selamlar, sevgiler. Tarifimize devam edelim. Burada çok az konuşmayı düşünüyordum ama gene konuştum. Bu anlamda da çok eleştiri alıyorum. Çok fazla konuştuğum, çok ayrıntıya girdiğim söyleniyor. Hatta videolarımın çok uzun olduğu da dile getiriliyor. Ama bazen gerçekten kesemiyorum. Biraz ayrıntıcı bir yapım var. Lütfen beni mazur görün. Lütfen beni affedin. Videolarım gerçekten çok uzun. Bu şekilde hazırlamış olduğum karışımı 2 gün güneşte beklettim. Yine bu da bir takipçimin bana bir önerisiydi. Gerçekten çok güzel öneriler alıyorum ve hemen not ediyorum, hemen uygulamak istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Yine kuru nohutumuz var, 1 su bardağı kadar. Onu güzelce yıkadık. Yıkadıktan sonra da su ile ıslattık. Tabii bu işlemleri bir gün öncesinden yapmak gerekiyor. Güzelce ıslatırsanız bir gece öncesinden sabaha gayet güzel yumuşamış oluyor. Yine 1 su bardağı kadar da
kuru fasulye kullanıyorum. Neden? Nohut olsun, kuru fasulye olsun, içinde gluten yok. Oldukça besleyici. Şimdi bunlar güzelce ıslandılar ve yumuşadılar. Ben bunları bir taşım arkadaşlar kaynatıyorum. Neden? Hani gaz yapmasın, çorbada bizi rahatsız etmesin diye bir taşım kaynatıp sularını süzdüm. Süzdükten sonra da yine hazırlamış olduğumuz soslar olabilir, domates suyu olabilir, üzerine koydum. Güzelce bu domates sularıyla tekrar pişirdim. Yumuşayana kadar pişirdim. Aynı işlemi nohut için de gerçekleştirdim. Evet, güzelce yumuşadılar. Şimdi normalde sebzeyle beraber bu baharat kullanılır ama maalesef vaktinde gelmediği için bunu daha sonra kaynattım. Bu görmüş olduğunuz tarhana otudur. Ege'de mutlaka tarhana otu ile tarhana yapılır. Diğer adı da çörtüktür. Maalesef İstanbul'da ne baharatçılarda var ne de doğada görebildim. İnşallah gelecek senelerde gene bahar aylarında ya da Eylül ayı sonunda bu tarhana otunu da İstanbul'da aramaya çıkacağım. Daha sonra haşlamış olduğumuz bakliyatları da güzelce blenderdan geçiriyoruz. Hazırlamış olduğumuz sebze sosunu, sebze püresini derin bir kaba alıyoruz. Bir dolu kase kaymak kullandım. Yine bir dolu kase, neredeyse bir kiloya geçkin kese yoğurdu, yani süzme yoğurt kullandım. Süzme yoğurt olmazsa olmaz, kesinlikle tavsiye ederim. Ama normal yoğurt kullanmayın. Tarhananızın ekşi olmasına sebep olur. Mutlaka süzdürün. Evet, tarhana otumuz da hazır. Kokusunu, aromasını sosuna verdi. İçindeki ben kalın dalları aldım. İnce dalları içerisinde bıraktım. Ama tarhana otu bulamazsanız tarhana otu olmadan da tarhana yapabilirsiniz. Tarhana otum yok, tarhana nasıl yaparım diye düşünmeyin. Bunu da güzelce blenderdan geçirdim. O ince dallar da incecik oldu. İçerisinde baharat gibi kaldı içerisinde. Bulabilirseniz kullanabilirsiniz. Yine sosumuzun içerisine, karışımımızın içerisine koydum. Aynı zamanda burada göstermemişim ama içerisine bir avuç kekik, bir avuç da nane koydum. Yine bir kase fasulye püresi, yine bir kaseden fazla da nohut püresi içerisine koydum ve güzelce karıştırıyoruz. Şimdi burada ölçüler biraz farklı. Neden? Ben bu hazırlamış olduğum karışımdan iki çeşit tarhana yaptım. Bir tanesi tam buğday unuyla, bir tanesi de glutensiz tarhana yaptım. Şimdi diğer bir bakliyatımıza geçiyoruz. Bu görmüş olduğunuz greçka. Greçkayı ben çocuklarım doğduktan sonra tanıştığım bir bakliyat. Oldukça besleyici, oldukça lezzetli, lif oranı yüksek, içinde gluten yok. İçinde bol miktarda protein var. Yine greçkayla da ilgili yakında birkaç tarifim olacak. Yine beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi greçkaları güzelce ılık suyla, ılık dediğim çeşme suyuyla yıkıyoruz ovarak. Daha sonra suyunu süzdürüyoruz. Yine bir tencerede suyumuzu kaynatıyoruz fokur fokur. Kaynattıktan sonra greçkalarımızı içerisine koyuyoruz. Oldukça su çekme özelliği var. Ne zaman pişiyor? Güzelce o açılıyor arkadaşlar. Bu bir bitkinin tohumu. Açılıyor ve yumuşuyor. Bizim bulgur gibi gayet güzel yumuşak oluyor.
Tadı biraz farklı. Bazıları yiyemediğini söylüyor ama ben gayet lezzetli buluyorum. Şimdi bu da soğuduktan sonra içerisine bir miktar sosumuzdan, yani hazırlamış olduğumuz sebze sosundan koydum. Neden? Çünkü püre yapacağım. Blender'la karıştırdım. Şimdi yine derince bir kaseye bu malzemelerimizi koyuyoruz. İçerisine bir bardak mısır unu. Mümkünse GDO'suz, ata tohumu olan bir mısır unu kullanırsanız iyi olur. Bir su bardağı yulaf unu. Yulafta da gluten yoktur. Bir su bardağı pirinç unu. Bunları güzelce karıştırıyorum. Burada söylediğim gibi ben miktarları açıklamalar kısmına yazacağım. Miktara takılmayın. Önemli olan hazırlamış olduğunuz sebze sosuyla içerisine koyacağınız bakliyatların kıvamını bu unlarla, yani yulaf unu, pirinç unu, mısır unu, greçka ile kıvam aldırıyorsunuz. Dokusu önemli burada. Güzelce yoğuruyoruz. Güzelce bir karışım elde ediyoruz. Yulaf ununu biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Neden? Tarhanamızın biraz daha kıvam almasını sağlar. Gördüğünüz gibi bu kıvam yeterli olacaktır. Biraz daha, yani daha sıvı da yapabilirsiniz, daha katı da yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Çünkü tarhana çok kolay kuruyan bir karışım. Önemli olan tekniği bilmek. Teknikleri güzelce uygularsanız, bu daha cıvık yaptığım tarhanalarım da oldu. Gayet güzel kuruyorlar. Daha sonra bunları derin bir kaba alıyorum. Ağzını kapatıyorum. Hadi hepimize şifa olsun inşallah. Bundan sonraki süreç kurutma işlemine kadar, sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Çünkü başka ayrıntıları da sizinle paylaşıyorum. Glutensiz tarhanamız. Bugün üçüncü günümüz. Genelde ilk 3 gün, ilk 4 gün güzel kabarır. Kabardıkça güzelce yoğuruyoruz. Çok kabardığı dönemlerde sabah akşam yoğurmanızı tavsiye ederim. Özellikle normal unla yaptığımız tarhanalar daha fazla kabarır, daha fazla taşar hatta. Ama bu glutensiz bakliyatlarla yaptığım İçinde tarhana gluten unla yaptığım olmayan gibi çok kabarmadı. Yani tohumlar var. taşmadı. İnsanlar için ve çölyak hastalar için. Yine bunu dediğim gibi sabah akşam ilk birkaç Böyle aynı gün diğer güzelce tarhanamız ve yoğurdum. her gün karıştıracağız. Bu tam buğday unuyla azıcık da beyaz un karıştırdım. Bu da sadece glutensiz ürünlerle, bakliyatlarla yaptığım tarhana. Yine mutlaka kapaklarını kapatıyoruz. İsterseniz örtü de örtebilirsiniz. Kumaş örtü. Kumaş örtü örterseniz üzerini biraz unlamanızı tavsiye ediyorum. Unlarsanız tarhananız kurumaz. Yine kapaklarını kapatıyoruz. İlk 3 gün sabah akşam karıştırabilirsiniz. Kabardıkça karıştırabilirsiniz, yoksa taşabilir. Daha sonra günde bir kere karıştırmak yeterli olacaktır. 10. günümüze geldik. Artık güzelce mayalandı. Normal bir tarhanamız olsaydı unla yaptığımız, onu 21 güne kadar mayalayabilirsiniz. Ama ben bunu riske atmak istemedim. İlk kez yapıyorum ve YouTube'da da böyle bir tarif görmedim.
O yüzden biraz da deneysel oldu. O yüzden 10. günde sermek istedim. Şimdi buna ben yarım çay bardağı tuz ekledim. Yani bir çay bardağına kadar tuz ekleyebilirsiniz, kaldırabilir. Ama biz evde çok tuzlu yemiyoruz. Özellikle benim miniklerden bir tanesinin tek böbreği var. O yüzden genelde evimizde tuzsuz yemek yapıyoruz. Güzelce tuzla karıştırıyoruz. Karıştırmıştım bittikten sonra üzerine hafif bir mısır unu serptim. Ertesi gün sereceğiz. Yani sermeden bir gün önce güzelce tuzla yoğuruyoruz. Evet. Artık tarhanamızı serme zamanı geldi. Ben arada örtüyle de mayalandırmaya devam ettim. O bazen bir ekşi kokusu oluyor, ekşi kokusu gitsin diye örtüyle mayalandırdığım dönemlerim de oldu. Genelde kapağını kapatarak mayalandırma işlemini devam ettirirler. Pamuklu bir bezi güzelce seriyoruz. Özellikle pamuklu bez ve renksiz bez kullanmanızı tavsiye ederim. Renkli bez kullanırsanız bazen tarhanaya boyası çıkıyor. Bunu da hiç tavsiye etmem. Yine güzelce bir mandalina büyüklüğünde alıp avucunuzda bastırırsanız bu şekilde güzel bir kalıp alıyor. Bu işlemi bütün hamurumuz bitene kadar yapıyoruz. Tarhana serildikten sonra aynı gün içerisinde ufalama, eleme işlemi yapılır. O yüzden tarhananızı sabah erkenden sererseniz akşama doğru tarhananızı yapmış olursunuz. Böyle gördüğünüz gibi üzeri hafifçe kurumaya başladıkça sürekli ters çevirin tarhananızı. Güzelce eşit bir şekilde kurumasını sağlayın. Tabii bir kuruma işlemi böyle iyice suyu kaybedene kadar bir kurutma değil. Onu da ayrıntılarını biraz sonra zaten uygulayarak göstereceğim size. Bakın ne oldu? İki tarafı da kuruduktan sonra güzelce avucumun içerisinde ezerek parçaladım. Bütün tarhana bezelerimizi aynı işlemi yaptık. Böyle parça pinçik parçaladık. Böyle girip çıktıkça arada bir kontrol edin. Birdenbire kurumasını istemiyoruz. Böyle girip çıktıkça avucunuzda böyle bastırın, bastırın, ufalayın hepsini. Bu aşamaya geldiği zaman artık güzelce ufalama ve eleme aşamasına gireceğiz. Ufalamanın pek çok tekniği var. Kalburunuz varsa kalburun içerisinde de ufalayabilirsiniz. Geleneksel bir kalbur da kullanabilirsiniz. Veya bu işlemi yapmak için iki teknik göstereceğim. Bu şekilde avcunuzla kumaşa, pamuklu kumaşa sürterseniz güzelce ufalanmakta. Bu işlem biraz yorucu olabiliyor. Veya bir kevgir yardımıyla kevgirin arkasıyla da ufalama işlemini yapabilirsiniz. Daha sonra evinizde bir tel süzgeçiniz varsa tel süzgeçle elediğinizde artık bu işlemleri tamamlama aşamasına geçmiş oluyoruz. Un eleğiyle elenmiyor maalesef. Onunla elemek mümkün olmaz. O yüzden biraz daha iri delikli bu süzgeçler, tel süzgeçler gayet işe yarıyor. Dediğim gibi kalburunuz varsa kalburla da çok güzel eleniyor. Gördüğünüz gibi incecik, pamuk gibi böyle eledik. Şu an biraz yaş, dokunurken çekinerek dokunuyorum. Birbirlerine yapışmalarını istemiyorum. Bu şekilde artık tarhanamızı eledik, tamamını elemiş olduk. Şimdi artık kurutma aşamasına geçeceğiz. Kurutma aşaması da arkadaşlar havanın sıcaklığına göre 4 gün ila 7 gün arasında tarhananız kurur.
Gölge bir yerde kurutuyoruz. Direkt güneş görmemesini istiyoruz. Güzel pamuklu bezlerin üzerine dökerek bu şekilde yayarsınız. Arada gün içerisinde birkaç kere bu şekilde karıştırarak alt üst ederek kurutuyoruz. Peki kuruduğunu nasıl anlayacağız? Avucunuzun içerisine aldığınızda, parmaklarınızın arasında sıkıştırdığınızda eğer bu şekilde eziliyor ve rengi un rengi olursa daha tarhanamız kurumamış demektir. Ne zaman kurur? Güzelce parmaklarınızın arasında sıkıştırırsınız. Ezilmez, beyazlamaz. İşte o zaman tarhanamız kurumuş demektir. Bir tarifimin de sonuna geldik. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, videolarıma yorum yazmayı unutmayın. Olur mu? Sevgiyle kalın, hoşça kalın.